Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, valilikte bir toplantıya katıldı. İl İdare Kurulu toplantısı öncesi bir fotoğraf paylaşan Böcek'in koronavirüse karşı maskeli önlem aldığı görüldü. Türkiye her geçen gün ölüm ve vaka sayıları artan koronavirüs için çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Yerel yönetimlerde kuralların uygulanması ve daha fazla neler yapılabileceği konusunda istişarelerini sürdürüyor. Dün açıklanan yeni tedbirlerin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, valilikle bir toplantıya katıldı. İl İdari Kurulu toplantısı öncesi bir fotoğraf paylaşan Böcek'in koronavirüse karşı maskeli önlem aldığı görüldü. Ayrıca toplantıda sosyal mesafeye de dikkat edildi. İdare Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, her yerde polis, her yerde zabıta bulundurmamıza gerek yok. Bizim aldığımız kararları sahada uygularken vatandaşların kararlara uyması bize yardımcı olması çok önemli dedi. Alınan tedbirleri İl idare Kurulu olarak gözden geçireceklerini ifade eden Karaloğlu, ilde uygulamalarla ilgili alacağımız yeni tedbirler varsa onları konuşacağız. Bugün pandemiyle ilgili diğer konular masaya yatırılacak. Burada bizim aldığımız kararları sahada uygulamaya uygularken vatandaşların kararlara uyması, bize yardımcı olması çok önemli. Alınan bütün kararlar hepimizi korumak için alınıyor. Ülkede yaşayan her bir insanı korumak maksadıyla alınıyor. Vatandaşların harfiyen uyması lazım. Her yerde polis, her yerde zabıta bulundurmamıza gerek yok. Vatandaşımızın oto kontrol yapması lazım. Markete gittiğinde markette konan kurala uyması lazım. Toplu taşıma aracıyla seyahat ediyorsa, araçta konan kurala uyunmuyorsa o araca binmeyecek uyaracak. Pazar kalabalıksa girmeyecek. Vatandaşın oto kontrolü geliştirmesi lazım. Yoksa bizim her noktada polis sabıta bulundurup her dakika uyarıda bulunmamıza gerek yok dedi. Alanya Kızılay vatandaşlara savun dağıttı. Koronavirüsün ortaya çıktığı günden beri korunmak için çeşitli yöntemler ortaya konsa da en fazla netice el yıkama ile elde ediliyor. Bu bilinçle Kızılay Alanya Şubesi farkındalık oluşturmak için savun dağıttı. Çin'den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan özellikle el yıkama alışkanlığı düşük ülkelerde daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüsle mücadele en önemli materyallerden olan savun toplumda duyarlılığı arttırmak için Alanya'da da dağıtıldı. Kızılay Alanya Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte hijyenin önemine dikkat çekildi. Dezenfektanlardan daha etkili olan el yıkamanın önemini ortaya koymak için mola kavşağında vatandaşlara sabun hediye edildi. Sabun hediye edilen vatandaşlara en az 20 saniye ellerin sabunla ovalanıp bol su ile yıkanması gerektiği hatırlatıldı. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 92 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsü ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Koca toplam can kaybımız 92, toplam vaka sayımız ise 5698 oldu dedi. Sağlık Bakanı Koca son 24 saatte 7533 test yapıldı. 2069 pozitif tespit ettik. 5698 oldu. Kaybettiğimiz 17 kişiyle toplam 92'yi buldu. Hastanelerde tedavisi devam eden 344 kişi yoğun bakımdadır. Bunların 241 tanesi entübe durumdadır. 42 hastamız iyileşerek taburcu edilmiştir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs mücadele tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahatin kısıtlanmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından Antalya Otogarı'nda seferler saat 23 itibariyle durduruldu. Polis terminalden otobüs çıkışlarına izin vermedi. Hareket saati 23 olan otobüslerin çıkışının ardından terminale gelen trafik ekipleri firmaları uyararak çıkışların iptal edildiğini duyurdu. Otobüs seferleri iptalinin ardından otogar girişinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri yolcuları otogardan ayrılmalar için sık sık uyardı. Güvenlik, İtalya'da akrabaları olanların ya da şehir merkezine dönmek isteyenler için ücretsiz otobüs imkanı olduğunu duyurdu. Bazı vatandaşlar terminalden ayrılırken bazı vatandaşlar ise bekleişini sürdürdü. İller arası otobüs seferleri bugün saat 17'den itibaren ancak valiliklerin izniyle ve valilik tarafından verilecek seyahat belgesiyle yapılabilecek. Yüklü miktarda sahte maske ve kaçak akaryakıt ele geçirildi. Antalya'da polisin yaptığı iki ayrı operasyonda çok sayıda izinsiz ve sağlık koşullarına uygun olmayan maske ile dezenfektan ve 6.900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İki olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, şube müdürlüğü tarafından koronavirüs salgını tedbirlerine karşılık kullanılan tıbbi maske, dezenfektan gibi ürünleri merdiven altı tabir edilen yerlerde tam tamamen sağlıksız şekilde üreterek piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik operasyon yapıldı. Son bir hafta içerisinde 6 iş yeri ve bir araçta yapılan aramalarda 42.620 adet izinsiz ve sağlık koşullarına uygun olmayan maske, 45.700 metre maske yapımında kullanılmak üzere olan kumaş, 13 adet maske imalatında kullanılan dikim ve kesim makineleri, 500 litre sağlıksız koşullarda imal edilen dezenfektan, 372 litre antibakteriyel solüsyon jel, 4 319 adet cinsel içerikli ürün ve 11 litre sahte yapılmış şişelenmeye hazır vaziyette içki ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 10 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatına esnaden TCK'nın 186 ve 5607 sayılı kanununa muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı. Antalya İl Umumi Hıksızlığa kurulunca koronavirüste mücadele sonuçlanıncaya kadar il geleninde orman alanları, sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde piknik alanlarında piknik yapılması, balık tutulması, spor yürüyüşü ve benzeri faaliyetler yasaklandı. Bu kapsamda Alanya Belediyesi de sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları yasaklara uyması konusunda uyardı. Alanya Belediyesi alınan yeni kararların ardından sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları uyardı. Uyarıda şu ifadelere yer verildi. Covid-19 salgını nedeniyle sahil bantları, mesire, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetler yapmak İçişleri Bakanlığı kararı ile yasaklanmıştır. Toplum sağlığımız açısından tüm vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çok büyük önem arz etmektedir. Tüm halkımıza duyurulur. Alanya'daki eczaneler de dezenfekte edildi. Koronavirüs günlerinde yoğun olarak çalışan eczaneler Alanya Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Alanya'da koronavirüs günlerinde vatandaşların en sık uğradığı işletmelerden biri de eczaneler oldu. Antalya Eczacı Odası Alanya temsilciliğine bağlı eczaneler bu sabah saatlerinden itibaren Alanya Belediyesi görevlileri tarafından ilaçlandı. Hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra sağlığına özen gösterenlerin özellikle son günlerde uğrak noktası olan eczaneler, koronavirüsün yayılmasını önlemek, eczane çalışanlarının sağlıklı hizmet verebilmesini sağlamak için dezenfekte ediliyor. Alanya'da sağlıkçılara meşaleli destek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3 akşam saat 21'de sağlıkçılarımıza alkışlı destek verelim çağrısıyla başlayan ve her akşama dönüşen bu destekler hem artıyor hem de çeşitleniyor. Alkış ile başlayıp ışıkların açılıp kapanması ile devam eden müzik dinletileri ile klakson sesleri yayılan yönteme bir yenisi Alanya'dan eklendi. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulu üyesi Selman Arıkan destek için çağrı yapılan saatte iş yerinin önünde arkadaşları ile sağlıkçılar için meşale yakıp sosyal medyadan canlı yayınlıyor. Arıkan amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek bu zor günlerde gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha minnettarız dedi. Uyuşturucu serasına çevrilen eve polis baskını. Polisin yaptığı uyuşturucu baskınında özel ışıklandırma ve ısıtma soğutma sistemleriyle uyuşturucu serası haline getirilmiş müstakil evde 110 kök kenevir bitkisi, 5 kilogram sukunk maddesi ve bir adet hassas terazi ile geçirildi. Kepez ilçesi Çankaya mahallesinde bulunan bir adreste İE isimli şüpheli şahsın izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiler elde edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bahse konu adreste yapılan aramada toplam 110 kök kenevir bitkisi, 5 kilogram sukunk, ve bir adet hassas teraziyle geçirildi. Şüpheli İE hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak ve 2313 sayılı kanuna muhalefet suçlarından işlem yapılırken çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirleri iki hafta uzattı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde. Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyaretleri dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka bir kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu, kurum dışı çalışma lokanta sosyal tesis dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri, birden fazla koğuşla birlikte yapılan toplu faaliyetler, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımı, ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve anaokuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulaması 2 hafta süreyle ertelendi. Bu kararlar ışığında tutuklu ve hükümlü yakınlarının zorunlu durumlarda ziyaretleri Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yapılabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak kapalı görüş yapabilecekler. Kiriş'ten bilgi kirliliği uyarısı AK Parti Alanya Belediye Meclis Grup Sözcüsü Mehmet Ali Kiriş, esnaf destek paketiyle ilgili olarak Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı görseli paylaşarak esnafı bilgi kirliliğine karşı uyardı. Kiriş yaptığı açıklamada esnaf destek paketi açıklandıktan sonra birçok özellikle sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıldı. Doğru olanı da var, yanlış olanı da. Özellikle esnaftan SGK ve vergi borcu yoktur kağıdı istenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu evraklar daha önceki şartlarda oluşturulmuş evraklar. Ayrıca kooperatiflerden kredi uygulanmış esnaflar da üyesi olduğu kooperatiflerden tekrar kredi kullanabilir. Ben vatandaşlarımızı yetkili mercilerin yaptığı açıklamalar dışında açıklamalara inanmamaya davet ediyorum diye konuştu. Alanya'daki eczaneler de dezenfekte edildi. Koronavirüs günlerinde yoğun olarak çalışan eczaneler Alanya Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Alanya'da koronavirüs günlerinde vatandaşların en sık uğradığı işletmelerden biri de eczaneler oldu. Antalya Eczacı Odası Alanya temsilciliğine bağlı eczaneler, bu sabah saatlerinden itibaren Alanya Belediyesi görevlileri tarafından ilaçlandı. Hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra sağlığına özen gösterenlerin özellikle son günlerde uğrak noktası olan eczaneler, koronavirüsün yayılmasını önlemek, eczane çalışanlarının sağlıklı hizmet verebilmesini sağlamak için dezen... Alanya'da ülkücülerden anlamlı çağrı. İlk olarak Twitter sosyal medya hesabı üzerinden öğrencilere yönelik olarak çağrıda bulunan ve Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yayınlanan 100 adet Kürşat Destanı kitabı hediye edileceğini ilk olarak Alanya Ülke Ocakları Başkanı Muhammed Mustafa Demirağ başlattı. Başlatılan kampanyaya sırasıyla MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan destek verdi. Mustafa Türkdoğan'ın da 100 adet Kürşat Destanı kitabını öğrencilere hediye edeceğini bildirmesinin ardından kampanyaya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de destek verdi. Başkan Yücel de 200 öğrenciye Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından çocuklar için hazırlanan Kutat Kubilik adlı yayını hediye etme sözü verdi. Ülkücü camianın oluşturduğu bu farkındalık Alanya'da yaşayan vatandaşlar tarafından da takdir gördü. Bu vesileyle bir kez daha bizlerin de siz okurlarımızdan ricamız hayat eve sığar evde kal Alanya diyerek ilgilerin çağrısına uymaya devam ediyoruz.